Efendim Quattro Beach Resort'taki videomuzu tamamladık. Ondan sonra da hemen yan taraftaki kardeş oteli Quattro Family Club Dem Otel'e geldik. İçeride rengarenk bir dünya sizleri bekliyor. Daha önce videomuzu izleyen misafirimiz vardır. Ama izlemeyenler için kısa bir bilgilendirme videosu hazırlıyorum. Özellikle odalarla ilgili detaylı almak isteyen misafirimiz bir önceki Quattro Family Club Dem videomuza gitmesi gerekiyor. Özellikle böyle 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş çocukları olan misafirlerimizin bu videoyu biraz daha beğeneceklerini düşünüyorum. Çünkü içerisi çocuklar için acayip böyle güzel manzaralar içeren bir konsepte sahip. Başlayalım isterseniz. Efendim Quattro Family Club deme giriş yaptık. Tabi Quattro Beach Resort'ta olduğu gibi burada da gayet titizlikle hazırlanmış. Son derece tertipli. Son derece sizi aileniz sıcaklığında, eviniz ortamında karşılayacak bir lobi ve resepsiyon alanı. Arkadaşlar kolay gelsin. Quattro'da en çok dikkatimi çeken odaktan bir tanesi daha önce gelen misafirlerimiz. Geldiklerinde bu yıl yine eski ekibi görecekler. Mesela Eda Hanım burada, misafir ilişki departmanında. Yine bize eşlik edecek muhtemelen. Biraz şöyle otelde yeni görüntü alırken. Lobi alanından dışarı çıkarak keşfimize başlıyoruz. Efendim Quattro Family Club Dem Otel, Quattro Beach Resort'tan, kardeşi olan Quattro Beach Resort'tan biraz daha farklı olarak daha tatil köyünü andıran bir ortama sahip. İçinde birkaç tane havuz var. Burası ana havuz. Sahile en yakın olan ve gün içerisinde en hareketli olan havuz burası. Bunun dışında biz birazdan bahçeye ilerlerken rengarenk blokların olduğu, duvarları süslü blokların olduğu bir bölümde olacağız ve farklı havuzlar da göreceğiz. Özellikle burada çocuklu ailelerin çok daha keyifli zaman geçirebileceğini göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Sahile tekrar döneriz ve önce isterseniz şöyle tesisin derinliklerine doğru biraz yürüyelim, sonra tekrar sahile dönelim. Efendim şimdi Quattro Family Club Dem Otel'e giriş yaptık ve bu otelin en büyük özelliği kardeşi Quattro Beach Resort'tan farklı olarak ana bina yerine daha çok tatil köyü atmosferi içeriyor olması. Çocuklu ailelerimiz burayı çok sevecekler derken sadece bu mis gibi hanım eli kokusundan bahsetmek istemedim. O kadar güzel kokan bir bahçe ki burası. Geldiğiniz zaman birçok çeşit ağaç ve bitki çeşidi, çiçek çeşidi sizi karşılayacak. Böyle güzel bir tatil köyü ortamı var. Ama çocuklar en çok zannediyorum rabbit konsept olarak kalmayı sevecekler. Çünkü burada bir ana bina var. Evet, ana uzun orada. Birazdan göstereceğim size. Ama onun yanı sıra böyle ikişer katlı bloklarda bulunan hem standart tarzda hem de ailos tarzında farklı odalar var. Onların da girişlerinde böyle tavşan motifleri var ve biraz daha renkli. İçine girdiğimiz zaman da bir tanelik göstereceğim size. Onu da görmüş olacaksınız. Tavşan gördün mü İbrahim? Tamam o zaman. Mesele yok. Ve efendim şimdi Quattro Family Club Dem Otel'de iç kısımlarda gezmeye başladık. Resepsiyon lobi alanından sonra ve bu tesisi kardeşi hemen yanımızda bulunan Quattro Beach Resort'tan ayıran en büyük özellik bir tatil köyü atmosferinde ve özellikle çocuklu aile için rengarenk ve yine çocuklu aile için özel donanıma sahip olan bir tesis olması. Sadece yapı tarzı olarak değil, gördüğünüz gibi bahçe içerisinde çiçekler arasında, mis gibi kokan hanım elleri arasında, güller arasında böyle bir konsept. Aslında Alanya'da bir vaha gibi burası. Çünkü Alanya deyince böyle bir bahçe içerisinde, böyle güzel bir ortamda tatil köyü bulmak çok kolay değil. Üstelik buradaki odalar oldukça konforlu. Özellikle Rabbit konseptindeki odaları birazdan göstereceğim size. Bir önceki videomuzda detaylıca anlatmıştık. Gerçekten çocuklu aileler çok beğenecekler. Tabii buraya gelmişken az önce konuşmaya başladığım yerde hemen arkamızdaki çocukların severek, eğlenerek zaman geçirebileceği bu mini aqua parkı göstermek istiyorum. Etrafındaki odalar dikkatinizi çekmiştir. İkişer ve üçer katlı bloklardan oluşmakta. Ve bunlar içerisinde hem standart hem de aile odaları var. Yine tekrar diyorum, odalarla ilgili detaylı görüntüleri bir önceki videomuzda bulabilecek olmakla beraber birazdan size bir tane Rabbit konsept odayı örnek olarak göstereceğim fikir vermesi açısından. Çünkü çocukların odaları çok seveceğini ve sizin bir kez daha Quattro Family Club deme gelmek için bir neden olacağını tahmin ediyorum. Bir önceki gelişimde çok güzel yeni dünyalar vardı. Onlar kalmamış, tepelerde kalmış biraz. Bu arada ben çimlere basıyorum. Şöyle hemen çıkalım. Odalarla ilgili genel ifadeyi size tam olarak anlatabilmek için, tesisin genel yapısını anlatabilmek için bol bol odalardan görüntü veriyoruz. Son derece bakımlı, güzel, şık bir bahçe. Birçok çeşit çiçek kokusunu özellikle bu aylarda alabilirsiniz. Yazın geldiğiniz zaman da özellikle bu çim alanlar küçük çocuklu aileler için güzel oyun alanları oluyor. Hemen odanızın önünde, ağaçların gölgesinde güzel zaman geçirebilirsiniz. İsterseniz bir tane örnek oda gösterelim. Efendim şimdi dışarıdan gördüğümüz tavşancıkların odaların içinde de çocukları çok mutlu edecek, sevindirecek bir konsepte dekorasyonla misafire sunulduğunu herhalde sizler de
Şu anda güzel görüntüler içinde izliyorsunuz. Bu odalar aslında oldukça yeni odalar aynı zamanda. Yani hem tasarım konsept olarak çok özel odalar, aynı zamanda da yeni oluşu size kullanım rahatlığı sağlayacaktır. Seramik zeminli bir aile odası geziyoruz. Odanın iki tane bölümünün dışında bir de böyle büyük terası var. Tabii bütün teraslar bu şekilde bu havuza bakmıyor. Bahçeye bakan odalar da var. Ama hani örnek olarak burayı şu anda gösteriyoruz. Çok keyifli ya. Minik çocuklu aileler için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Odaların genel itibariyle özellikle aile odalarının iki çocuklu hatta üç çocuklu ailelerin bile rahatla konaklayabileceğini düşünüyorum. Çocukların yaş gruplarına bağlı olarak otel yönetiminin onayıyla hani 5 kişilik bir ailenin burada rahatla kalabileceğini ifade ederim. Bir de banyosundan görüntü alalım. Minik misafirler için özel yüksek yerden hani lavaboyu kullanmaları için basamaklar vesaire de düşünülmüş. Özellikle çocukların burada güzel zaman geçireceği konusunda herhalde çok endişemiz olmasa gerek. Ailelerin de bu anlamda rahat edeceğini düşünebiliriz. Çünkü oldukça keyifli bir oda örneği. Tekrar ediyorum. Quattro Family Club'de çok daha fazla oda seçeneğini bir önceki videomuzda detaylıca izleyebilirsiniz. Burayı sadece fikir vermesi açısından size sunmuş oldum. Eğer beğendiyseniz ve rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz bize tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız diyerek turumuza devam ediyoruz. Efendim Quattro Family demin en büyük özellikten bir tanesi tatil köyü konseptine sahip olması demiştim ya. İşte bahçeyi gezerken karşınıza bir başka havuz daha çıkıyor. Burası da relax havuz. Daha çok gürültü olmayan, müzik olmayan, misafirlerin biraz daha sessiz bir şekilde zaman geçirdiği burası. Etrafındaki odalar da biraz daha geniş aileler için. Yani böyle iki odalı, üç odalı odalar mevcut burada. Özellikle şu yuvarlak çatılı gibi olan yerlerde daha büyük odalar mevcut. Bunları yine bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Yine bebeği olan misafirlerimiz bu alanı kullanıyorlar. Ama daha çok oyunlar, aktiviteler ve animasyonlar diğer havuzlarda gerçekleştiriliyor. Ben bu alanın güzelliğini size biraz daha şöyle gösterdikten sonra yavaş yavaş çıkışa doğru, daha doğrusu sahile doğru devam edeceğim. Biraz da Quattro Family Club Dam Otel'in sahilinden bahsedelim size. Efendim Quattro Family Club Dam keşfimiz devam ediyor. Şimdi bu tesis için çocuklar için çok uygun, aile olarak gelen misafir için çok uygun dedikten sonra tabii ki aquaparkı göstermesek olmaz. Çocuklu ailelerimizin vazgeçemeyeceği noktadan bir tanesi aquapark alanı. Şimdi aquapark noktasında aslında şöyle bir güzellik var. Hemen arka tarafta mini club ve benim sol tarafımda da snack restoran var. Aquapark ile ilgili zannediyorum fikir vermiş oldum bu görüntüyle. Ben aslında size sinek restoranla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir önceki videomuzda kardeş otelimiz Quattro Beach Resort'te bir aqua sinek bölümünden bahsetmiştim. Ve kare kod sisteminden bahsetmiştim. Geçtiğimiz yıllarda burada sunumlar biraz daha farklıydı. Açık büfe olarak sunulabiliyordu. Ama şimdi çok modern bir yöntemle sipariş verebiliyorsunuz. Aynen Quattro Beach Resort'te olduğu gibi masanıza oturup her ne kadar ana restoranda açık büfe öğlen yemeği olsa da hiç oraya gitmeye gerek kalmadan burada gördüğümüz kare kodu okutarak telefonunuzda açılan sistemden aynen hani bu online uygulamalarda sipariş veriyoruz ya orada olduğu gibi hamburgerinizi, pizzanızı, salatanızı, tatlınızı seçiyorsunuz ve direkt mutfak şeflerine düşüyor bu rezervasyonlarınız veya siparişleriniz. Onlar da servisinizi masaya yapıyorlar. Yani özetlemek gerekirse saat 11 ile 4 arasında alakart olarak masaya servis olarak bir sinek servis almış oluyorsunuz. Izgara çeşitlerinden salata, makarna, lahmacun, tatlı çeşitlerine kadar her şey var. Merak edenlere kare kodu göstererek menüyle ilgili hani yorumlara geliyor. Ersin kare kodu göster diyorlar. Elbette menünün genişliğini buradan görebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki bir de bar var hemen arkamızda. Selam Hüseyin, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın, iyi misin? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hüseyin kaçta açılıyor burası? Sabah saat 10'da açılıyor. Akşam 11'e kadar. Sabah saat 10'dan akşam 11'e kadar. Tabii ki Aquapark'ın açılış kapanış saatleri farklı. Ama özellikle buraya yakın odada kalan misafirlerimiz özellikle içecek konusunda buradan hizmet alabilirler. Sinek sunumlar saat 11 ile 4 arası yapılıyor. Barda içecek konusunda aslında Quattro Beach Resort ile aynı konsepte birçok kokteyli burada sipariş verebilirsiniz. Mojito'lar, Tequila Sunrise'lar, Happy Night'lar, Sex on the Beach'ler yani her şey var. Alkollü veya alkolsüz sipariş verebilirsiniz. Şimdi bira ve kola, Efes ve Coca-Cola olarak söyledik. Tabii viskiyi merak eden misafirim için Ballantine's ve JB'yi örnek verebilirim. Bunun dışında vodka içmek isterlerse ne var? Gilbey vodka var. Gin de muhtemelen olur. Yani örnek olarak ifade etmek istedim. Sonuçta Quattro grubundaki içerik kalitesinin fiyat performans açısından oldukça iyi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Şimdi burayı da gösterdikten sonra aslında aquapark'ı göstermişken ben kısaca bir de mini club'dan görüntü vermek istiyorum. En azından çocuklu gelen misafirimizin, hani hep aile tesis ediyoruz ya, mini club'a görmeden ayrılmak olmasın. Şöyle kısaca bir görüntü ekleyelim, sonra devam edelim. Efendim Quattro Family Club Dam'de aquapark alanı, snack restoran ve hemen birkaç adım yukarıda da ağaçların gölgesinde bir mini club alanı var. Şimdi öğle saatleri küçük bir ara veriyor çalışan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız. Şu anda içeriği gösteremeyeceğim ama yine bir önceki videomuzda isterseniz onu izleyebilirsiniz. Ben sadece burada böyle bir konseptin olduğunu ifade etmek istedim. Minik misafirlerimiz için çok güzel bir oyun alanı var. Üstü gölge olarak planlanmış, yani üstü kapatılarak gölge haline getirilmiş. Güneşten korunmuş diyelim. Zemini yumuşak zemin ve güzel bahçe oyuncaklarıyla, yine tavşan konsepti, rabbit konseptiyle çocukları bekleyen bir alan. Dilerlerse aquapark alanında, dilerlerse burada zaman geçebilirler. Birkaç adım öncesinde bir minik aquapark daha vardı. Orayı da lütfen parantez içinde bir kere daha hatırlatıyorum, unutmayın. Yani burada kaydıraklı havuzları seven çocuklar için yeterince olanak olduğunu ve burada eğlenirken yiyecek içecek hizmeti konusunda da özellikle 2023 yaz döneminde geçtiğimiz yıllara göre çıtanın biraz daha yükseltildiğini bir kez daha hatırlatalım. Tekrar turuma devam ediyorum sahile doğru. Efendim şimdi Quattro Family Club'dan da turumuz devam ediyor. Ana havuzun diğer tarafına geçtik. Sahile doğru ilerleyeceğiz. Aquapark tarafında gösterdiğim, hani bir alakart servis yapan sinek restoran vardı ya, sahil tarafında, üstelik ana restoranın hemen yanında bir de beach sinek var. Ya denize çok yakınsınız. Aslında hemen şu camlı olan yer ana restoran ve öğle yemeği açık büfe olarak orada sunuluyor. Buna rağmen eğer açık büfeyi gezmek yerine benim masama servis olsun derseniz, buraya pizzalar, salatalar, ızgara çeşitleri, efendim hamburgerler ve tatlı çeşitleri buraya getiriliyor ve masanıza servis yapılıyor. Bence gayet güzel ve otelin servis kalitesini daha yukarı taşıyan bir hizmet olmuş. Ben çok beğendim. Her şeye rağmen biraz tatlı bir şeyler yemek istediğinizde bu defa da patisserie bölümünü kullanabilirsiniz. Hemen oradan da görüntü aktaralım size. Efendim Quattro Family Club Dam'de hemen restoranın ön tarafında sahile birkaç adım kala patisserie bölümündeyiz. Burada çok güzel pastalar, tatlılar, kurabiyeler var. Hem sütlü tatlılar, hem baklavalar, hem de hani böyle kuru meyveler falan da burada bulunmakta. Bunun yanı sıra tabii ki bardan da alkollü alkol içeceklerini de alabilirsiniz. Kolay gelsin herkese. Merhabalar. Ben burada esas size neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Denize o kadar yakınlaştık ki manzara ve ortam çok güzel. Şöyle dışarı çıkalım. Çok güzel çim kokusu geldi. Çimleri bitiyorlar dışarıda. Bakın sahildeyiz artık. Ve patisserie alanı, alakart sinek ve restoran. Hepsi toplam, yani yürüyerek böyle 20'şer metre mesafede. Çok rahat kullanılı bir alan olduğunda söylemek lazım. Sahil kısmına birazdan ineceğim. Otelin kendine ait bir iskelesi var. İsterseniz hemen oraya kadar da bir yürüyüverelim. Efendim bu deniz kokusu gerçekten dünyaya bedel. Yani bana deseniz ki yani en güzel, en sevdiğin kokular herhalde deniz kokusu, bir de kahve kokusunu ilk sırada sayabilirim. Şimdi Quattro Family Club Dam'deyiz, sahildeyiz. Yine Quattro titizliğiyle hazırlanmış şezlongların olduğu bölüm. Hemen karşımızda iskele var. Yan taraf Quattro Beach Resort'un iskelesi ve sahili. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Kumsala kadar ilerleyelim. Size en çok merak edilen, hani kum mu, kayalık mı ya da taşlık mı diye soruluyor ya. Şöyle biraz daha detaylı görüntü aktaralım. Bu bölüm aslında birkaç yıl öncesine kadar çok daha fazla kayalıktı. Ama otel sahipleri, otel yönetimi diyelim, çok ciddi çalışmalar yaptı. Ve buradaki kayaları büyük oranda temizledi. Şu anda hemen sağ tarafımızda gördüğünüz gibi çocuklar kumda rahatlıkla oynayabiliyorlar. Denize yürüyerek girebiliyorlar. Çok sığ bir deniz olduğunu söylemek doğru olmaz. Biraz çabuk derinleşiyor. Ama yine de çocukların oynamasına engel değil. Gördüğünüz gibi gayet de temiz, güzel bir görüntüsü var bugün denizin. Ve iskele alanı. Oldukça güzel, büyük bir iskelesi var. İskelede çok sayıda şezlong var. Bir de iskelenin en ön tarafında küçük pavilyonlar var. Yani ekstra ücret karşılığında orada kendinize özel bir alanda iskele keyfi yapabilirsiniz. Onları da yakından şöyle ilerleyelim, gösterelim. Çok sayıda şezlong var. Yani burada çok şezlong sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Tabii sahildeki, kumsaldaki şezlongda unutmamak lazım. Yine Quattro Beach Resort'ta olduğu gibi burada da bir atlama tahtası var. Derinden atlamaya, denize atlayarak girmeyi sevenler için. Havalar ısınmaya başladı ya. Herhalde ben de şort giymeye başlayacağım yakında. Yavaş yavaş yine pantolonlar falan yakmaya başladı. İşte burası da
Quarto Family Club demin iskelesi. Girişten itibaren bayağı bir görüntü eklemiş olduk zannediyorum. Artık sizler de fikir sahibi oldunuz. Hemen sol tarafımızdaki görünen blokta Quarto Beach Resort zaten. Bir önceki videoda orayı paylaşmıştık. Buradan tekrar bir kahve keyfi yapmak üzere, dinlenme molası yapmak üzere patisserie bölümüne geçebiliriz artık. Ve efendim Quarto Family Club'dan videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Böyle biraz dağınık bir halde veda kapanış konuşması yapıyorum ama hemen hızlı hızlı bir başka otele devam edeceğiz. Araç bizi bekliyor. Biz de sizlere yeni otel keşifleriyle, tatil seçimimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz elbette. Ben Alanya bölgesinde bir tatil seçimi yapacağınız zaman hem Quarto Beach Resort'ü hem de Quarto Family Dem'i ilk sırada değerlendirmenizi bir kez daha öneriyorum, tavsiye ediyorum. Her iki otelin farklı özellikleri, farklı donanımları mevcut ama ikisinde ortak özelliği gerçekten temiz, titiz ve buraya geldiğiniz zaman sizi memnuniyetle karşılayacak oteller olduğunu bir kez daha söyleyebilirim. Biz de tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz kısmını bir kez daha hatırlatıyorum. Bütün çalışmaları bu amaçla gerçekleştiriyoruz ve ETS Tur'un yetkili satış yöneticisi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Bu dağınıklığım için lütfen tekrar kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.